Şimdi Mağaral ekibimiz gelecek. Deniz Erayvaz Arda Kadekleri ile geliyor. Deniz burada. Bak 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 bak. Eller ayağa. Yok 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 yok. Herkes like yapıyor arkadakiler. Şöyle bir like yapalım. Şarkımız devam etsin. Şimdi sunucu ablamız nerede? Bir soru cevap yapalım. Evet, ablamız sizin yanınıza gelecek. Ama sizden ricamız diziyle alakalı. Setle alakalı, eğitimle alakalı olabilir. Yani bu kardeşlerimiz sadece oyuncu değiller. Bu kardeşlerimizin normal bir hayatları da var. Hatta içinde LGS sınavına girenler var. Hatta güzel sanatları kazananlar var. Evet, bu kardeşlerimizin bu özellikleri de var. Bunları merak ediyorsanız bunları soru cevap yapalım. Bir de görevli arkadaşlar varsa kardeşlerin elindeki radyoları alalım. Karavana bırakalım. Rahat etsinler. Rahat etsinler, karavandan alırız. Şimdi ablamız burada. Ablamız soru soruyor. Biz cevaplıyoruz. Artık kime gelirse soru. Evet. LGS sınavına önce şunu soralım. LGS sınavına kimler girdi sahnede? Nasıl geçti sınav? Geçen sene girmiştiniz. Nasıl çalışıyorsunuz? Ben bu sene girdim. Evet,
Aa, bu sene girmiş. Hadi bakalım hayırlısı. Bu sene girdim. Programda bu şekilde çalışırsanız ve düzenli çalışırsanız çok güzel geçeceğine eminim. Başarının yolu programda çalışmaktan geliyor. Evet. Set ve okulu aynı anda götürmek sizin için zorlayıcı olmuyor mu? İnanılmaz güzel bir soru geldi. Herkes bunu merak ediyor. Herkes bunu merak ediyor. Bunu ben de merak ediyordum. Toskoparan'da oynadığımda gördüm ve çok şaşırdım. Kendileri size anlatsınlar. Arkadaşım dedi ki okul ve seti yani diziyi aynı anda nasıl götürüyorsunuz? Bunu çok merak ediyoruz. Buyurun. Bunu deniz cevaplasın bence. Yani arkadaşlar zor olmuyor çünkü zaten planlı programlı ve sadece hafta sonu alınıyoruz. Şöyle vereyim sana. Ayrıca arkadaşlar okulda geri kaldığımız zamanlar sette o eksiklerimizi tamamlayabilmemiz için öğretmenler oluyor. Mesela matematik öğretmeni İsmail abimiz vardı. Matematik ödevlerimizi ya da anlayamadığımız şeyleri götürüyorduk. O da bize çalıştırıyordu. Yani eksikleri tamamlamaya çalışıyorduk böyle. Bunun için de Elif abla ve Emre abiye de çok teşekkür ederim. Evet. Evet, bravo. Deniz, ben söyleyecektim. Evet, yani yapımcıları Elif ablaları var. Emre abileri var. Onları eğitimine inanılmaz önem veriyor. Ben de ilk gittiğimde çok şaşırmıştım. Set saatleri kardeşlerimin okul saatlerine göre ayarlanıyor. Genelde hafta sonu yapılıyor. Eğer olur da ihtiyaç olursa onlara özel eğitim verdirtiyor. Onlara bir alkış yapabilir miyiz? Yani eğitim hayatlarına, oyunculuk hayatları asla engel olmuyor. Evet, buyurun. Benim sorum L'ye, LGS sınavı nasıl geçti? Güzeldi. Güzel geçti. Hocam. Evet. Son soruları alalım arkadaşlar. Son soruları alalım. Oradan çekebilirsiniz tabii. Fotoğraf oradan çekebilirsiniz. Çektiğiniz fotoğrafları belediyede etiketlerseniz biz de paylaşıyoruz. Evet. En çok zorlandıkları sahne hangisiydi? En çok zorlandığınız sahne hangisiydi? Aslında çok zorlandığımız sahne olmuyor. Bütün sahnelerde çok eğleniyoruz. Böyle başka biri bir şey demek isterse. Ama zorlandığımız kısımlarda da oyuncu koçlarımızdan yardımlar alıyoruz. Eğlenceli bir şekilde çekimlerimizi yapıyoruz. Hadi bakalım son soruları alalım. Benimki tüm gruba oyuncu olmak nasıl bir his? Evet Sinan. Oyuncu olmak çok güzel. Yani ben oyunculuk yapmayı çok seviyorum. Aynı zamanda sevenleriniz olunca da çok güzel bir karşılık görüyorsunuz. Hem eğlenceli hem de çok güzel bir iş çıkıyor yani ortaya. Oyunculuğu ben çok seviyorum. Evet, Yağız'a teşekkür ediyoruz. Bu sorum Kaan'a gülmekten çekemediğim sahne oldu mu hiç? Ya aslında sahnelerde çok eğlendiğimiz için bu genelde başımıza gelen bir durum. Sadece benim değil hepimizin böyle oluyor. Tekrar tekrar alıyoruz ve sonunda hallediyoruz. Çok eğlenceli bir sahne çıkıyor yani genelde. Ben ilk önce buradan Leyla ablayı çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ve sette en çok neyde zorlanıyorlar? Hiçbir şeyde zorlanmıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber olduğumuz için çok eğlenceli geçiyor set. Çok güzel bir iş çıkıyor ortaya. Hem sormak istediğimiz şeyleri orada özelden soralım. Çünkü yoruldular. Şöyle bir eller havaya kalksın, veda şarkımız gelsin. Güzel bir şarkıyla veda edelim. O zaman şarkı söyleyelim ya. Değil mi arkadaşlar, şarkı söyler miyiz? Söyleyelim mi? Yani, şarkı söyleyelim mi? Hep beraber şarkı söyleyelim. Söyleyelim mi? Duyamıyoruz. Bir daha. Ender havada. Peki şarkılarımızı sırayla alalım. Hadi arkadaşlar. Hep beraber söylüyor muyuz? Yo. Deniz sendeyiz. İskender gel yine burada. Dilin
sevdiğini sevmez üzgünüm sonunda. Atarım atarım her yine arda arda. Kardeşim söyle bana yanlış mı yoksa? Yok hayır yok yanlış değilsin. Doğru yanlışı sen iyi bilirsin. İlerden çıkıp buralara kadar bizleri kırmayarak gelen oyuncu kardeşlerime şöyle kuvvetli bir alkış yapar mısınız acaba?
Başka başta saygıdeğer yapımcımız Emrah Bey ve Elif ablamıza çok ama çok teşekkür ediyoruz. Çünkü sizleri kırmadılar ve bu güzel ekibi, bunların ekibin toparlanması çok zor. Bunlar hepsi başka yerlerde yaşıyorlar. Bu ekibi toparlayarak buraya kadar getirdiler. Bizler de onlara şöyle kuvvetli, güzel bir teşekkür alkışı yapar mıyız acaba? Evet. Şimdi şöyle eller havada, pençe şarkısıyla şöyle yavaş yavaş el sallayalım. Onları uğurluyoruz. Çekmeköy Belediye'mizde çocuk şenliğimiz devam ediyor. İkinci gününde toz koparan İskender ekibi, pençe ve mavi ay ekibi burayı salladı mı? Salladı mı? Pençe! 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 Pençe!